Evet sevgili seyirciler, bugün sizlere KKTC Planlama Platformu'nun neden kurulduğunu, amaçlarının ne olduğunu açıklayacağım. Bildiğiniz üzere tüm dünyayı saran yalan bir planlamaya karşı bu yaşanacak olan süreci önceden gören kişiler olarak tedbirlerimizi almak ve zararlı olan aşıları, onay almamış aşıları halkımıza yaparak ciddi zararlar vermesine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan insanlık adına bütünleşerek oluşturduğumuz bir gruptur KKTC Planlama Platformu. Amacımız, en büyük amacımız, bu pandeminin gerçekliğinden uzak, bilgisi olmayan insanlara bilgiler, tıbbi bilgiler sunmak, bilimsel veriler aktarmak ve bunları yaparken de bizim öncelikle platformumuzun içerisinde bilmenizi isterim ki hem sağlık alanında bir takım doktorlarımız, anayasal haklarımız konusunda da birçok avukatımız yer almaktadır. Tüm bu aydın ve bilir kişiler toplanarak insanlık adına dünyaya yapılan bu karanlık güçlerin baskıları, zulümleri ve saldırılarına karşı bu platformda hepimiz görev almaktayız. Neden bu platformu kurduk? Çünkü anayasal haklarımızın çiğnenmesi söz konusuydu ve tüm özgürlük haklarımız maalesef elimizden alındı. Bunlara birilerinin çıkıp dur demesi gerekiyordu. Eğer ki birileri çıkıp dur demezseydi tamamen diktatörlük bir şekilde yönetilecek. Belki yasa nezdinde kararnameler çıkarılacak ve zorla çocuklarımızı aşılayacaklardı. Biz aydın ve bilir kişiler olarak tüm halkımıza aşılı ile aşısızın farkının ne olduğunu, PCR testlerinin yalancılığını anlatarak insanları hem bilgilendirdik hem de uyandırdık. Halen daha da bilgilendirip uyandırmaya devam ediyoruz. Bunun üzerine hiç durmadan çok hızlı bir şekilde toplumsal dava açma yoluna gittik. Ve dava da açtık. Neye karşı? Maskeye karşı. Neye karşı? PCR testlerine karşı. Neye karşı? Aşılara karşı. Aşı dayatmasına karşı. Neye karşı? Bizim tüm bilgisayar verilerimizi paylaşan Adapas'a karşı. Ve bu dava şu an görülüyor. Davamız Ekim'in 6'sına ertelendi. Umarım zaten şu an dava kazanmış durumdadır aslında anayasaya baktığınız zaman, ama maalesef tüm dünyada olduğu gibi bizde de bir takım diktatörlükler yer almaktadır. Faşizm resmen kol sallıyor ülkemizde. Çünkü yasaları kimselerin taktığı yok. İnsanların özgürlük haklarını almaya, kısıtlamalara devam ediyorlar. En basit örneğine gelecek olursak, gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı. Bunun hiçbir ama hiçbir bilimsel açıklaması dahi yok. Maalesef. Yani 12'den sonra virüs şehirlerde dolaşmaya mı başlıyor? Peki 12'ye kadar olan süreçte meyhanede, barlarda insanlar alt alta üst üste. Çocuklarımız okullarda, otobüslerde iç içe. O saatlerde virüs bulaşmıyor da gece 12'den sonra mı bulaşıyor? Bunu bir sorgulamamız lazım. Evet, doğrudur, virüsler mutasyon var ama herhalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne yazık ki bizim virüsümüz de COVID virüsçüğümüz de mutasyona uğrayarak
IQ'sunu geliştirdi ve buna istinaden saatleri tanıyor, günleri tanıyabiliyor ve işin en ilginç tarafıdır vardır ki, işin en ilginç kısmına geliyorum arkadaşlar, siyasilerin olduğu yerlere uğramıyor. Hal böyleyken bu saçma sapan ve bilime aykırı alınan kararlar karşısında KKTC planlama platformu devreye girmiş, insanlarımızın elinden çalınan, alınan ve gasp edilen anayasal haklarını savunmak adına davalar başlatmıştır. KKTC planlama platformu bunun için kurulmuştur arkadaşlar. Teşekkür ederim.